Evet, Karakoçan'da iki tane bayan muhtarımız seçildi. Bu muhtarlarımızdan biri de Karasakal muhtarı Zeynep Hanım. Sizi tanıyalım efendim kısaca. Ben 1964 Pamuklu köyünde doğdum. İlkokulu, ortaokulu çeşitli nedenlerden dolayı Karakoçan, İzmir ve Solan. Lise öğrenimi de Solan Lisesi'nde yapıp bitirdim. Lise mezunusunuz. Lise mezunuyum. Karasakal muhtarısınız. Evet. Daha sonra evlilik yapıp Karasakal'a gelin gittim. Ve 2,5 sene sonra da Karasakal'da adaylığımı koyup Karasakal'a köy muhtarı olarak ilk bayan da ben seçildim. Evet, çok mutlusunuz. Sizi böyle pırıl pırıl görüyoruz. Nereden aklınıza geldi bayan muhtar? Onu söyleyeyim, ben geçmişteki bütün muhtarlar, özellikle hani emeklilik bazında, işte emekli olalım. Ya hizmeti görmediğim için özellikle hizmeti ben düşündüm. Yol sorunumuz var, köy odası sorunumuz var, kanalizasyon sorunumuz var, sulama suyu sorunumuz var. Ben bu sorunları gördüğüm için, özellikle de kendimi de sorumlu hissettiğim için adaylığımı ben o temelde koydum. Bu konuda oy verip vermeme konusunda herhangi bir sorun yaşadınız? Hayır. Yani köyde kadına oy verip vermeme konusunda? Yaşadım, yaşamadım değil. İşte kadındır, yüz erkeğin içinde ne işi vardır, işte kadındır, niye giriyor, evinde otursun, evin işini yapsın, başka bir şey yapmasın dediler. Bir sürü problem yaşadım. Buna rağmen de pes etmedim. Kaç oy fark attınız erkeklere? 2 oy fark attım. Rakipler. Kaç rakibiniz vardı? Bir rakibim vardı. Neyse, birazdan onu Gülten ablaya da sorarız. Ondan sonracığıma ben elimden geldiği ilk kadar... olarak köyünüzün hangi sorununu çözmeyi düşünüyorsunuz? Özellikle köy odası. Çünkü neden biliyor musunuz? 32 hanelik bir köy çeşitli nedenlerden dolayı göç vermiş. İşte 12 Eylül döneminde göç vermiş, geçim sıkıntısından dolayı göç vermiş. Ama köyde kalan bazı insanlar, işte biz bu köyü böyle yaptık, biz bu köyü bu hale getirdik, köyü ayakta tutan biziz, biz olmasak köyde kalmazlar. Hiçbir alakası olmayan şeyler söylüyorlar. Çünkü giden insanlar da çeşitli nedenlerden dolayı gitti. Baskıdan dolayı gittiler, yani o dönem açlıklar varmış, bilmem kimi köyde geçiremediği için kalkıp gitmiş. Peki sizin farkınız ne olacak? Yani sizin döneminizde köye geri dönüşler olacak mı? Buna inanıyor musunuz? Ben buna inanıyorum. Elimden gelen çabayı da sarf edeceğim. Oraya yani ev yapmak isteyene de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Artı onun dışında özellikle köy odası ve üzerinde misafirhane düşünüyorum. Gelip oraya, çünkü köyümüzün doğası çok güzel. Biz hepimiz doğayı çok seviyoruz, yeşili çok seviyoruz, suyu çok seviyoruz. Onun için ben şeyi düşünüyorum. Köyünüze ulaşım nasıl Zeynep Hanım? Vallahi köyümüze ulaşım çok kötü, şöyle kötü. Belli bir bölgeye kadar yolu asfalt yapmışlar. Yüz evler dedikleri bölgeye kadar köy asfalt, ama ondan sonrası... Bu başyurt yönünde olan köyü. Evet. Sizin köy iki taraftan gidiliyor. Köye iki giriş var. Bir başyurt tarafında, bir de Golan tarafında. Evet. Kaç kilometre? Başyurt tarafında gelince 30 kilometreye yakın galiba. Ama Golan tarafında daha yakın. 24-25 kilometre. Yaz, kış her iki güzergah. Her iki güzergah çok güzel kullanılıyor. Çünkü aynı zamanda da bizim Golan kaplıcalarımız var. Orası tamamen şey olarak işliyor yani. Ziyaretçi akınına uğruyor orası. Hem doğası hem kaplıcalarıyla ünlü bir yerimiz. Şifalı suyumuz var. Onun için işlek bir yol. Ama, köyünüzde yapacağınız ilk iş ne olacak Zeynep Hanım? Özellikle ben köy odasını ve misafirhane düşünüyorum. Yurt dışında gelen arkadaşlarımız olsun, dışarıdan gelen arkadaşlarımız olsun, gelip burada otursunlar, rahat rahat. Yazın köyünüzün nüfusu ne kadar oluyor? Çok fazla. Yazıcılarımız çok. Kışın biz 5-6 eviz ama yaz olunca her ailenin birer ikişer ferdi geliyor oraya. Yani bir turizm köyü oluyor diyebilir miyiz? Vallahi olur. Niye olmasın? Başarılar diliyoruz Zeynep Hanım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Kutlarız. Size başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.